Best of League kura çekimi özel programından herkese merhabalar. Playoff son 16 turunun ardından çeyrek final etabına geçmiş bulunmaktayız. Bu programımızda hem son 16 turundaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Ardından çeyrek final eşleşmeleri zaten belli. Bunlarla ilgili de saatlerin kurallarını, saat ve günlerin kuralları belirlenecek bu programımızda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Keyifli bir program olmasını temenni ediyorum. Son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar izledik. Bol atraksiyonlu, bol entrikalı mücadeleler oynandı aslında. Son 16 turu Yakuplu Demirspor Dettim karşılaşmasıyla başlamıştı. 7 karşılaşma oynandı. Pazar ve pazartesi günü oynanmıştı bu karşılaşmalar. Son 16 turunda Yakuplu Demirspor Dettim mücadelesiyle start vermiştik. Son 16 turuna tüm mücadelelerle alakalı görüşlerimizin ardından kura çekimine geçeceğiz. Ertan seninle başlayalım. Yakuplu Demirspor Dettim mücadelesi 4-1'lik skorla tamamlandı. Yakuplu Demirspor adını çeyrek finale yazdırdı. Neler düşünüyorsun bu karşılaşmayla ilgili? Yani 4-1'lik skor çok net bir skor oldu aslında. Günün açılış maçıydı, pazar gününün açılış mücadelesiydi. Yakuplu Demirspor ligdeki son 5 haftanın haftada oynadığı keyifli futbolu playoff'lara da taşımış konumda şu an. Dettim karşısında zaten favori olarak gördüğümüz bir program çekmiştik son 16 eşleşmelerini çekerken de. Evet. Dettim takımı takım oyunu oynarken kalite eksikliğinden dolayı aslında bu skor da ortaya çıkmış oldu. Çok kaliteli ayaklarıyla Yakuplu Demirspor skora çok rahat bir şekilde ulaştı. Maçta baştan sonra da bir üstünlüğü vardı. Yakuplu Demirspor'un. Erdinç'in de zaten şu an ligdeki favori takımlarından bir tanesi. Hatta favorisi. Bakalım bir sonraki eşleşmesinde neler yapacak. Şu an keyifler yerinde gözüküyor Yakuplu Demir'de. Sen neler düşünüyorsun bu karşılaşmayla ilgili? Zaten favori görmüş olduğum bir ekipti. Yakuplu Demirspor hatta şampiyonluk favorim bu sezon. Yakuplu Demirspor şampiyonluk favorim de sanki tek rakipleri kendileri gibi. Yakuplu Demir son 10 dakikaya kadar maçı çözemedi aslında. Bir gerginlik vardı üzerlerinde. Evet. Playoff'taki ilk maçlarıydı bu. Playoff'a gelene kadar ama ligdeki son 5 maçını gerçekten yeni transferleriyle birlikte uyum sağlayarak iyi geçirdiler ve playoff'a da bunu taşıdılar. Dettim'i Show Team karşısında izlemiştik. İyi futbol oynadılar. O gün Alim çok iyiydi Dettim'de ama Yakuplu Demir karşısında çok bir varlık gösteremediler. Yakuplu Demir ileri üçlüsüyle kazandı aslında. Tuğrul, Ender, Furkan'la kazandılar. Arkada da, savunmada da sağlam durdular. Kalecileri çok iyi. Turu geçtiler ve Ryder Rangers'ın rakibi oldular. Peki bu Yakuplu Demir Spor aslında sezon içerisinde de saha içerisinde belli başlı bir gerginlik havası hakim. Bu ekibi aslında geçen sezonda izledik. Neredeyse aynı ekip. Tabii ki de bayağı rotasyon oldu Yakuplu Demirspor takımında geçen sezondan bugüne baktığımız zaman ama genel olarak gerginliği neyle bağdaştırıyorsun ya da gerginlikle alakalı yorumların neler? Saha içerisinde evet ama saha dışarısında yoğun bir gergin hava hakim aslında. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı Ertan? Ya aslında çok söylenecek şey var. Söyleyebileceğim de çok şey var. Ama gerçekten biz de dışarıda da üçümüz de konuşuyoruz. Yönetim tarafıyla da konuşuyoruz bu konuyu. Biz çözemedik. Onlar da kendi içinde çözemedi aslında bu problemi. Problemin nereden kaynaklandığını da çözemiyorlar. Yeni transferler dahil olarak söylüyorum bunları. Çünkü kendileriyle de sohbet etme fırsatı da bulduk. Çok anlamsız bir panik havası var takımda. Yani birinin paniği diğer herkese sirayet ediyor. Oyuna yansıyor. Oyuna inanılmaz yansıyor. Herkesi düşüren bir ortam var. Evet. Bu tehlikeli bir hal alabilir Yakuplu Demirspor adına. Sen neler düşünüyorsun? Ben söyleyeceğim de sen neler düşünüyorsun? Ben az önce söyledim zaten. Tek rakiplerin şu an kendileri olduğunu inanıyorum. Yani sahada bence Yakuplu Demir kalite olarak çok iyi bir kalite. Evet. Ama tümüne baktığında ki önemli olan dibidir her şeyin. Evet. Ciddi problemler var. Halının altına süpürülmeye çalışılan diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, tabii ki de futbol bir takım oyunu aslında ama bu takım oyununun önüne geçen işte maalesef o dışarıdaki gerginlik takım oyununun önüne geçiyor. Sonuç itibariyle herkes
hedefine ulaşmaya çalışıyor sahada. Hem Yakup Demirspor orada mücadele ederken rakibi de aynı şekilde, örnek veriyorum, hedefi doğrultusunda ilerliyor. Ancak işte dışarıdaki hava bir yandan hakeme sirayet eden cümleler. Sonuç itibariyle maçı yöneten de bir insan. Hata herkes yapabiliyor. Bu arada çok hatalı mıydı sence maç? Yani bunu çok objektif bir yorum olarak alsın herkes. Ben bu zamana kadar hatalı yönetim dediğim de olmuştur. Hatasız olarak gördüğüm yönetimler de olmuştur. Biz bunları zaten çok açık şekilde insanlara söyleyebiliyoruz. Evet. Hiç çekinmiyoruz bundan. Bunu hakemle de konuşabiliyoruz ayrıca. Çünkü samimiyet demek bu demek bence. Eleştiri herkesin açık olması gerekiyor ama ben şahsım adına bu maçta çok ağır bir hakem hatası görmedim. Tüm hakemlerin, hepsi insan, hepsinin farklı farklı karakterleri vardır. Hep söylerim bunu. Bir hakem bir takıma farklı, bir takıma farklı davranıyorsa saha içinde bu bir problemdir. Evet. Ama iki takıma da kararı netse bu hakemin tavrıdır, karakteridir. Yani buna bir şey söyleyemezsin. Evet. Burada bir adaletsizlik de yoktur. Ben bu nedenle maçın genelini izledim. Çok yakından izliyorum bu arada maçları zaten. Ben gözüme çarpan net bir hata hiç görmedim. Evet. Ya şey zaten, saha içinde futbolcular arasında da hakeme karşı bir şey yok. Yani hocam bunu yaptın, bunu yaptın, bize çaldın, onu çaldın. Onlar ufak şeyler olabilir ama dışarıdan müdahale olduğunda zaten içerideki oyun bozuluyor. Evet. Çok gereksiz bir tartışma. Ve oyunu bozuyor. Çirkinleştiriyor oyunu yani. Oyunu çirkinleştiriyor, seyir zevkini çirkinleştiriyor. Aynen öyle. Bütün herkes dışarıya fokuslanmak zorunda kalıyor. Ve yaş olarak da mesela olgun insanlar aslında. Tabii ki saha içerisinde bir problem, her zaman söylüyoruz, saha içerisinde problem yok. Ben özellikle Furkan Güneş'e, Furkan abiye teşekkür ediyorum. Çok iyi sakinleştirmeye çalışıyor. Keza ligin bence bir en... değişim var bence bunda da. Kesinlikle. Bu arada çocuğundan sonra... ligde bence en iyi duruş sergilen kaptanların başında geliyor bence Emrah Kaptan. Kesinlikle. Gerçekten elinden geldiği kadar o sahadaki yumuşak havayı bir şekilde yansıttırmaya çalışıyor. En ufak bir gerginlikte özellikle takım arkadaşlarına ciddi serzenişlerde bulunuyor. İşte direkt hakemle gidiyor, iletişime geçiyor. Bu konuda da ben teşekkür ediyorum kendisine. İyi bir kaptanlık yönetimi gerçekleştiriyor. Yine aslında dip olarak burada saha içinde değil zaten problemi. Evet. Yakup'un kesinlikle saha içinde değil problemi. Bunu açtığı anda ben de final oynayabilecek kaliteli ayaklar olduğunu düşünüyorum bu arada. Evet. Bu sağ dışındaki problemleri açtığı müddetçe Yakup Demirspor bu kendi takımına da ciddi zararlar verecektir eğer aşamazsa diye düşünüyorum. Bu arada şeyle alakalı tek rakibi kendileri dediğin Yakup Demirspor ama şampiyonluk favorin yine kendileri. Sanki orada bir ama ben son hani oyununa göre mi şey yapıyorsun? Yok, açıkçası dediğim maçını ben daha erken çözeceklerini düşünüyordum ama zaman geçtikçe tribün baskısıyla birlikte, tribün olaylarıyla birlikte kendi kendilerine böyle bir panik havasına yaptılar. Yani sanki böyle bir gol yeseler çok rahat çözüleceklermiş gibi ama gol attıktan sonra daha rahat gerisi geldi. Rahatladılar böyle bir. Ondan sonra 3'ü 4'ü buldular zaten. Maçı kazandılar. Evet. Çeyrek finalde Yakup Demirspor Rider Rangers'la karşılaşacak. İki ekibe de başarılar diliyoruz çeyrek final mücadelelerinde. Dört birlik skorla Dettim'e geçmişti. İkinci karşılaşmamız Deva Beylikdüzü Gürsti karşısında oynandı. Deva Beylikdüzü'nün 8-1'lik kazanmış olduğu bir mücadeleydi. Bence maçın başından sonuna kadar Deva Beylikdüzü'nün gözde görülür şekilde üstün oyunuyla tamamlandı playoff son 16 turunda bu mücadele. Gürsti karşısında ilk programda Gürsti'yi açık ara favori evet. Görmüştüm. Yok ama açık ara demeyelim. %51'e doğru. Hatta korona arkadaşımızın da bir maç esnasında bir göndermesi oldu. Tribüne bakarak %51'e bu arada 7 maçtan sadece Deva Beylikdüzü Gürsti maçını doğru tahmin edemedik. Evet. 8-1'lik skor var. Ertan ne düşünüyorsun mücadele alakalı? Aslında tahmin edemedik dediği kısım kendi adına konuştu. Gayet tahmin edebildiğim bir durumdu. Çünkü şöyle ben Gürsti'li oyuncularla da görüştüm bu konuyu. Bence ligdeki geriye doğru en hızlı giden takımlarından birisi Gürsti. Evet.
ligi fırtına gibi bir başlangıç. Hem evet. de ligin kalbur üstü takımlarıyla oynadıkları tüm mücadeleleri öyle oynadılar. Gürsü'de ciddi bir düşüş var. Sezona başladığıyla bitişi noktası arasında ciddi bir uçurum var. Deva Beylikdüzü gerçekten çok kaliteli bir ekip. Karakter olarak kaliteli bir ekip. Ayaklar olarak kaliteli bir ekip. Baştan sona dediğin gibi çok üstün geçtiler mücadeleyi. Bu müsabaka bazında söylüyorum. Hak edenin çok rahat skora ulaştığı bir maç oldu bu. Gürsü'de beni yanıltmadı. Çünkü performansı çok standarta oturmuştu artık. Yani ya bir tık üstüne çıkması gerekiyordu ki tam kadro oynadı. Evet. O da olmadı. Sağ içinde skor bir anda fark açılınca direkt olarak koptu. Rahatça skora ulaştı. Deva Beylikdüzü. Sen neler düşünüyorsun? Peki Erdinç. Açıkçası ben Gürsü'yü biraz daha diri bekliyordum. Ama yeni transferlerin ilk defa playoff'ta oynatmaları bence çok büyük dezavantaj oldu. Oyuncu kalitesinden ayrı olarak söylüyorum bunu. Yani mesela Yakuplu Demir'den bahsettik. Playoff'a gelene kadar 3-4 maç oynattılar. Evet. Şimdi oynattıkları kalbi evet. ve hani ne yapabiliriz'i gördüler. Evet. Ama Gürsü'de 2 tane oyuncu değişikliği vardı. Ve bence bu onları gerçekten etkiledi. Kaptanları yoktu. Son lig maçında kırmızı kart gördüğü için Musa yoktu. Her ne kadar skor etkiler bilmiyorum ama Gürsü'de beni çok yanılttı. Deva tarafı da birbirini çok iyi tanımanın ekmeğini yedi diyelim. Evet. 8-1'lik sonuçla tamamlandı bu mücadele. Çeyrek finalde Deva Beylikdüzü Redstorm FC ile karşılaşacak. Güzel karşılaşma olmasını bekliyorum bu mücadelenin de. Yakup Demirspor Rider Rangers karşılaşması da keza aynı şekilde çok çekişmeli bir mücadele olacak. Bunları tabii kura çekiminde değerlendirmeyi düşünüyoruz, değerlendireceğiz. 8-1'lik skorla dediğim gibi Deva Beylikdüzü Redstorm FC ile çeyrek finalde karşılaşacak. İki ekibe de başarılar diliyoruz. Diğer karşılaşmamız Zeno Kuruçeşme mücadelesi. Zeno'nun 5-1'lik skorla kazanmış olduğu bir maçtı. Bence maç enteresan başladı. Kuruçeşme Zeno karşısında 1-0 öne geçti mücadelede ve önde baskıyı bence ilk 10 dakika falan gözde görülür şekilde sürdürdü Zeno gibi bir takım karşısında. Ancak tabii ki de direnci dakikalar ilerledikçe düştü. Zeno rakibini iyicene çözdü ve 5-1'lik skorla maçı kazanan taraf oldu. Sen de başlayalım. Sen neler düşünüyorsun bu mücadele hakkında? Açıkçası ben hani en son yaptığımız programda da Zeno'yu favori görmüştüm ama hani oyunda bu kadar zorlanacaklarını hiç düşünmüyordum. Evet. Kuruçeşme tarafı çok iyi başladı maça. Dediğin gibi 1-0'da öne geçtiler. Ancak Kuruçeşme'de oyuncu değişikliklerinden sonra evet. savunma bölgesinde bir sıkıntı oldu. Yani evet. sen kalacaksın, ben kalacağım, sen çıkacaksın konuşması yaparken aslında hiç hissettirmeden Zeno golleri atınca maç zaten koptu. Senin var mı bu maç üzerinde? Ben Kuruçeşme'de sistemsel anlamda ben de bence büyük problem yaşadıklarını düşünüyorum. Özellikle geçmiş maçlarda Ogün ve Adem'in ikilisinin ön taraftaki hareketliliği onlara ön tarafta ciddi skor avantajı sağlıyordu. Evet. Ancak bu maç özelliği için Ogün'ü biraz daha geriye çekmeleri, özellikle stoper bölgesine yakın oynatmaları takımı inanılmaz geri çekti. Yani Adem'i de çok yalnız bıraktı. Zeno takımı namağlup geldi. Namağlup diye devam ediyor bu şekilde. Evet. Ama Zeno takımında ben bu maç özelinde söylüyorum tabii ki bunu. Ben geriye gidiş gördüm. Playoff'ların evet. ilk kez izledik onları evet. da bu arada. Son 16 turunda izledik. Bu maç bazında bence not alması gereken çok noktası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. 5-1'lik skorla tamamlandı bu mücadele. Zeno çeyrek finalde Esenler Şatto ile karşılaşacak. Harika bir mücadele olacağını düşünüyorum ki arkadaşlarım da öyle düşünüyorlardır. Bu oyunuyla mı bakalım saat olacak Esenler Şatto karşısında? Birazdan bunların bu konuların üzerine değineceğiz. 5-1'lik skor, net bir skor adını çeyrek finale yazdırdı. İki ekibe de başarılar diyoruz. Diğer karşılaşmamız Redstorm FC, Oscar FC. Benim için skoru yani böyle bir skor sürpriz oldu aslında. Farklı bir skor. Evet, Redstorm favori miydi? Bence de favoriydi Oscar FC karşısında. Bunu ilk programda dile getirdik. Fakat 7-2'lik çok net bir skor var. Oyun üretemeyen, pozisyon üretemeyen Oscar FC takımı izledik Redstorm FC karşısında. Playoff'ların bence en flash ekibi Redstorm FC. Evet, İlk programda favorimi açıkladım ama bu program özelinde benim favorimin değiştiğini gerçekten söylemek istiyorum. Redstorm FC çok dikkat edilmesi gereken bir takım.
bence playofflara damga vuracak bir ekip. 7-2'lik skor var. Ertan senle başlayalım. Bu maç üzerinde neler söylemek istersin? Benim için sürpriz sadece skor bu arada. Evet, skor farkı sürpriz. Yoksa kalite olarak biz iki takımı da birbirine yakın bulduk evet, aslında. Sezon aynen içinde öyle oynadıkları mücadeleleri de bunu göstermişlerdi. Yani Reston inanılmaz bir pres gücü var bu arada. Yani ligdeki en tempolu takım diyebilirim evet bu arada Red Storm ekibini. Yalnız gözden kaçmaması gereken detaylar da var. Şimdi çok yakından izlediğim zaman pozisyonları Red Storm rakibini öyle bir basıyor ki bir anda 4 kişi tek evet bir adama basabiliyor. Yani bu da arkada ciddi problem yaratabilir. Şu ana kadar yaratan bir takım çıkmadı bu arada. Ancak çok dikkatli izlendiğinde Red Storm'un arka tarafıyla ön bölgesinin arasında bir kopukluk belki bunu fark edebilecek. Bunu takip eden takımlar. 2'ye 4 ayrılıyorlar. Kesinlikle ayrılıyorlar. Ama gerçekten bir şok pres. Yani direkt rakibin üstüne çöken bir de etkili iki ayağı var ki orta sahada. İsa ve Sezer. Her şeyi toparlıyorlar. Evet. Yani Ünal'ı bile iyi gösteriyorlar diyeceğim. Yani çünkü şöyle iyi gösteriyorlar. Ünal ciddi bir formsuzluk yaşıyor. Bu maç Ünal'ı da iyi gösterdiler. Evet. Ünal'ı ön tarafta baskıya ittiler. Çünkü kendileri baskı yaparken Ünal bu sefer kendinde sorumluluk hissedip onlara katılma gereği duyuyor. Evet, Kadir gibi de ekstra bir isim. Tabii canım. Kadir hem çizgi hem forvet. Evet. Yani nerede ne diyorlar? Varsa. Yalancı forvet mi diyorlar? Yani 9.5 oynuyor. Red Storm çok tehlikeli bir takım. Çok da bence Yalça sana da katılıyorum bu arada. Finale göz kırpan takımlardan bir tanesi. Kesinlikle öyle. Sen neler söylemek istersen mücadele. Yani bu maçı yorumlarken ilk aklıma şey geliyor. İsa'nın sol çaprazdan attığı gol geliyor. Evet, önümde oldu. Yani mükemmel. Yani izleyen herkes vay be dedi yani. Açıp yayından bir daha izledi golü aslında. Çok güzel gol attı. Hatta Oscar kalecisi Arif abi de beklemiyordu onu hiç bence. Çok güzel vurdu. Ama Oscar'da Red Storm'u izlemiş gibi geldi. Mesela normalde hep oynayan Vedat abi oynamadı bu maç. Hı hı. Başka bir taktik denediler. Orta sahayı biraz daha güçlü tutmak için. Ancak Red Storm'da Batuhan olmamasına rağmen Sezer'le birlikte yine o üçlüyü kurup Ünal'ı da yanlarına çekip 4 orta sahayla oynuyorlar aslında. Forvetsiz gibi oynuyorlar. 4 orta sahayla o pres gücüyle kaptıkları topla direkt kaleye inip skora gittiler. İsa özellikle gerçekten yönlendirmesi çok iyi. İzlemesi inanılmaz keyifli olan oyuncuların başına geliyor bence. Ben bu maçta gerçekten bayıldım oyuna. Topu ayağına aldıktan sonra hata yapmayacakmış hissi veriyor. Güveni veriyor. Evet. Böyle bir yetenek bence Red Storm FC takımına ekstra işler katıyor. Ekstra seviye katıyor diyebilirim bu maç üzerinde de. 7-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Deva Beylikdüzü ile karşılaşacak Red Storm FC. İki ekibe de başarılar diliyoruz bu mücadele özelinde. Parseller Pro Fırtına FC karşılaşması 6-1'lik skorla Parseller Pro'nun kazanmış olduğu maç. Maç genelinde Parseller Pro bence rahat oynadı, üstün oynadı. Zaman zaman oyun içi gerginlikler, sürtüşmeler oldu aslında ama tabii ki de Parseller Pro çok rahat bir galibiyet aldı Fırtına FC karşısında. Neler düşünüyorsun maç üzerinde Erdinç? Fırtına tarafından başlayayım. Fırtına'nın kaptanı geçen hafta gördüğü kırmızı karttan sonra takımını yalnız bırakmıştı zaten. Evet. Belki Parseller Pro'ya biraz daha sıkıntı çıkarabilirlerdi. Abdullah olsaydı ama savunma anlamında. Ama Parseller ön tarafta Pro, bir direnç. Evet, evet, ön tarafta bir direnç de olurdu. Enes Musul da çözdü zaten işi. Evet. Parseller Pro bence rahat kazandı. Sen neler düşünüyorsun? Ben bu maçla alakalı beklediğim bir skorda açıkçası. Belki bu yanlış olacak ama biraz daha farklı bir skorda bekliyordum açıkçası. Çünkü Fırtına FC hücum anlamında sadece Okan'ın ayağına bakıyor. Onun dışında ön tarafta evet hiç kimse yok. Geride de sadece Apo tutabiliyor. Abdullah tutabiliyor. Okan, Muhammed'in işte zaman zaman bindirmeleri evet var ama çok bireyseli vardı. Parseller Pro'nun şöyle bir farkı var burada. Kaptan kendini kızağa çekmiş gözüküyor. Evet. Bu da takımı olumlu yansıtmış gözüküyor. Evet. Ön anlamda söylüyorum bunu. Ben Parseller Pro'nun bir sonraki maçında daha farklı bir kadro izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bence bu bir fragmandı bu arada. Evet. Çünkü çok fazla maç yapan da bir ekip. Genişli bir kadrosu var. Bence bunu sonuna kadar deneyecekler.
Çok rahat bir maçtı. Parseller Pro istediğini aldı gitti. 6-1'lik skorla kazandı. Adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibi Rotasızlar FC olmuş oldu. Bence çok özel bir karşılaşma izleyeceğiz. Evet. Bu maçta gerçekten. İlk maçta çok keyifliydi. Evet, kesinlikle bu maçta çok keyifli olacağını düşünüyorum. İki ekibe de çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Rotasızlar FC Özbaşlar İnşaat mücadelesi diğer karşılaşmamız. 4-3'lük Rotasızlar FC üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşma 3-0 üstünlük sağlamıştı Rotasızlar FC. Daha sonrasında Özbaşlar İnşaat farkı 1'e kadar indirmişti. Ardından Rotasızlar farkı 2'ye yükseldi 4-2 ve sonrasında Orhan da sanıyorum çok şık bir golüne imza attı. 4-3'lük skorla tamamlandı mücadele. Neler düşünüyorsun Ertan? Bu maç hakkında neler söylemek istersin? Ben pazar günü maçları içerisinde en keyif aldığım iki maçtan birisiydi bu arada. Evet. Yani yenilirken, yenileceksen böyle yenileyim diyebileceğim bir mücadeleydi. Özbaşlar'ın bu sezon oynadığı tüm maçlar dahil en iyi oynadığı maç. Kesinlikle. Yani Rotasızları şahsi fikrim olarak herhalde bir yarım saat sildi sahada. Tek kale topa döndü ama Ulvi faktörü takımı inanılmaz ayakta tuttu ve ön tarafta playoff kadrosunun prensi onlar adına Adem Çalık kesinlikle öyle. Maçı aldı. Rotasızlara buyurun beyler dedi. Biz bir sonraki turda devam edeceğiz dedi ve onlara sundu açıkçası. Rotasızlar şu anki kadro yapısıyla ben zorlanacağını düşünüyorum. Özellikle savunma anlamında. Kesinlikle. Sen neler düşünüyorsun peki Erdinç bu karşılaşma üzerinde? Açıkçası şöyle, klişe bir laf vardır ya, atan da tutanın iyi olacak. O zaman %50 maçı kazanırsın diye. Rotasızların tutan tarafı Ulukaya, atan tarafı da Adem Çalık. İkisi zaten maçı aldı. Dediği gibi Ertan'ın, Özbaşlar'ın elinden aldı. Bu arada Özbaşlar inanılmaz gol kaçırdı. Çok evet. Kaçırdı. Ulukaya da çıkardı. Evet. Kaçırdıkları da çok var. Ama Adem abi herhalde 5 pozisyon geldi. 4'ünü gol atmıştı. Bence Ulvi'nin en fazla ayakla top çıkarttığı maçlardan evet. Bir tanesiydi evet. Bu. Hep ayağının dibine vurdular. Evet. Ama çıkardı. Özbaşlar İnşaat Rotasızlar karşısında bence de çok iyi bir oyun ortaya koydu. Aslında geri düşmesinden sonra iyi bir silkelenme oldu. Özellikle ikinci yarı için. O devre arasındaki taktik alışverişi bence işe yaradı. İki oyuncu değişikliği. Evet. Özbaşlar İnşaat'a ikinci yarıda seviye atlattı oyun anlamında. Ancak tabii ki de skor yetmedi. Playoff'lara son 16 turunda veda ettiler. Çeyrek final ile çıkan taraf Rotasızlar FC oldu. 4-3'lük skorla Parseller Pro ile karşılaşacak Rotasızlar FC. İki ekibe de çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Son 16 turunun son karşılaşması Esenler Şatlı Siviler İstanbul mücadelesi oynandı. Playoff'ların belki de sezonun en keyifli en iyi maçlarından bir tanesine tanıklık etmiş olduk. Şatlı henüz 8. saniyede Santra vuruşuyla vuruşunun ardından 8. saniyede maça 1-0'lık skoru getirdi. Abdullah Tekçe'ydi sanıyorum golü. Emin değil miydi? Yok, Abdullah Tekçe golü kaydeden isim oldu. Gol perdesini araladı. Ardından Şatlı 2-0 yaptı skoru. Daha sonrasında Siviler bu sefer başladı. 3-2'de öne geçti Siviler İstanbul. Son dakikalarda Şatlı'nın atmış olduğu golle mücadele 3-3'lük skorla penaltılara gitti ve penaltılarda hata yapan taraf Siviler İstanbul oldu. Eren Akyol penaltı dışından yararlanamadı. Şatto penaltıyı gole çevirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu maç üzerinde neler söylemek istersin Ertan? Sanıyorum hepimizin bir yorumu vardır bu karşılaşmayla ilgili ama sen neler söylemek istersin? Şöyle, hepimizin aslında geçen haftadan bir yorumu vardı. Evet. Biz üçümüz de bu maçın penaltılara gideceğini düşünüyorduk. Evet. Hatta daha enteresanı söyleyeyim. Sen biraz daha sağ dışında kalıyorsun bize göre. Yani etrafta maç izleyenlerin de maç önü görüşü buydu. Ya bu maç final havasında geçecek bir maç ve bu maç uzatmalara gider görüşündeydi herkes. Yani sondan mı başlayalım, baştan mı başlayalım bilmiyorum. Siviler İstanbul herhalde sezon toplamında bu kadar bireysel hata yapmamıştır. Evet, savunma hatası. Savunma hatası. 7-2 golde savunma hatası. Emir'in uzun süredir oynamayışı savunmadaki bütün rotasyonu değiştirmiş konumda. 8. saniyede görülen bir gol. Hiç düşmedi oyundan bu arada. Siviler yenilmesine rağmen öne geçti. 40 dakika bence Siviler futbol oynadı. Kesinlikle. Yani rakibine ciddi bir üstünlük sağladı ama Esenler Şatlı şunu bize göstermişti zaten. Benim sistemim bu.
Ben rakibi gerektiği anda beklerim. Gerektiği anda hücumumu yaparım. Yani çok sabırlı bir takım. İnanılmaz sabırlı, pres gücü yüksek bir takım. Fizik kalitesi de çok yüksek bir takım. Ön tarafta da etkili ayağı var Ömer. Topu çok iyi saklıyor gerçekten. Kesinlikle. Takımı da çok iyi dinlendirebiliyor. Dinamizmiyle Abdullah Tekçe bu maçta ya sağda mı oynadı, solda mı oynadı ben çözemedim. Hamit sahanın her yerindeydi. Her zaten. Yerindeydi. Berkin keza iyiydi. Evet. Son dakikada Siviller İstanbul'un son dakikalarda yediği gol tamamen bireysel bir hata sonucu. Arka direkte Ramazan. Evet. Yani elini beline bağlamış pozisyonda beklerken Abdullah Tekçe sıyrılıp evet. Direğe kafasını vurma pahasına o topa vurarak evet. Takımını döndürdü adeta. Çok ateşi yaktı orada. İnanılmaz kolaydı. Ateşi yakmış oldu orada. Siviller İstanbul son şampiyon. Hala çok kaliteli bir kadro. Evet. Ancak sanıyorum ki onlar da maç günü azizliğe uğradılar diye düşünüyorum. Bence düşündükleri kadroyla gelemediler. Evet. Çok enteresan şekilde hücum hattında oynayan Ömer Siviller İstanbul'un stoperindeydi. Bence bu maçta denenir miydi? Bu maçta denenmezdi. Çünkü elinde Erdi gibi bir stoper varken bence benim şahsi görüşüm stoperde Ömer'in denenmemesi gerekirdi. Esenler Şatto karşısında bu ciddi bir dezavantaj sağladı kendileri için. Maçın kaybedilmesindeki de en önemli faktörlerin başında geliyor. Bu arada geçmiş olsun da dileyelim. Evet Ömer. Evet, sakatlığından dolayı devam edemedi. Mücadelenin başında zaten henüz ilk saniyesinde Ömer Eren'in yapmış olduğu bir hatalardı. Çok görmüyorum çünkü o pozisyonda oynamamış bir isim benim şahsi görüşüm. Esenler Şatto doğrudan bulmuştu. Harika zaten. Bir maç. Çok gerçekten mükemmel bir mücadele oldu ama gerçekten Siviller İstanbul üstün oynadı mücadelede. Sadece bireysel hatalar yüzünden Esenler Şatto da çok sabırlı olarak ve çok tecrübeli bir takım değil mi? Evet. Şatto. Gerçekten kesinlikle hani öyle. Kopmadı. Hiç kopmadı aslında. Evet rakip üstün oynadı ama öyle öldürücü bir hata yapmadı. Bireysel hatalar evet. Yaratıp da rakibine gol pozisyonu sağlamadı. Sağlamadı. Yani. Evet. Sen neler düşünüyorsun bu mücadele üzerinde? Yani şu oynanan maçı normalde dışarıdan birine söyleseydik hani son 16 turu değil de hangi maçtı sence hangi turdu dese kesinlikle final derdi. Evet herkesin de maç öyle başladı. Öyle devam etti. Çok efsanevi bir dönüş yaptılar Siviller. 2-0'dan Esenler Şatlı 2-0'dan sonra 3-2 dönmek her takımın harcı evet, değildir. Evet. Sivrilere değinecek olursak ben sizin Ömer Eren yorumunuza katılmıyorum. Şöyle düşünmüş olabilirler. Şatto zaten hep bekleyerek oynayan bir takım. Defans olarak bekleyerek oynayan bir takım. Ömer'i stopere çekip oyun kurma anlamında arkadan daha rahat edebileceklerini düşünmüş olabilirler. Oyun kurma anlamında Ömer'in ayağı stoperlere göre biraz daha iyi. Ama buna ihtiyacı yok ki. Aziz evet. gibi bir kalecisi var. Aziz gibi ayağı iyi olan bir kalecisi var. Aziz'in de maç işlerinde her maçta böyle bir iki tane rakibe hediyesi var aslında. Değerlendiremedikleri rakiplerin ama. Olabilecek şeyler içerisinde ama şimdi senin elinde Emir'in var. Oynadığın sabit bir kadro var. Erdin var, Yusuf'un var. Gibi, bu maçta denilir miydi? Kesinlikle böyle bir riske gerek yoktu ve sonuç ortada olmuş ama oldu. Ama yani dediğiniz gibi ilk 2-0'dan sonra dönmek ve Esenler Şatto'ya karşı dönmek çok zor. Siviller bunu başardı. Ve oynayarak başardı yani. Gerçekten evet, oynayarak başardı. Eren'in golü çok güzeldi. Harika bir goldü. İnanılmaz gol attı. Siviller öne geçtikten sonra 3-2 ve baskısını da sürdürüyor rakip üzerinde. Ben Şatto takımında şunu gördüm. Sezon içerisinde hiç bu havayı görmemiştim Şatto'da. Bir gerginlik oluştu yani evet. oyuncular üzerinde. Bir stres hakimdi aslında. Bu oyundaki sertliğe de yansıdı. Ben sert maçları çok severim. Benim için en güzel maçlar sert maçlardır. Biraz kıran kırana geçmesi. Tabii ben bu maçta 3 defa galiba Hamit'e tedavi için sahaya girdim. Evet. Ama gerçekten seyir zevki olarak çok güzel maçtı. Penaltılar kalmasını dediğiniz gibi herkes bekliyordu dışarıdan. Penaltılarda da zaten birini kaçıracak. Tabii tutacaktı, biri atacaktı. Evet. Şatto penaltı atışlarıyla beraber 10'a 9'luk skor elde etmiş oldu. Penaltılarda hata yapmadı. Adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Zeno ile eşleşecek. Az önce de söylemiş olduğum gibi Zeno mücadelesini yorumlarken gerçekten keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor bir tarafta.
Namağlup giden bir Zeno var. Esenler Şatto gibi kaliteli son şampiyonu son 16 turunda devirmiş Esenler Şatto ile karşılaşacak. Harika bir mücadele olmasını bekliyorum. Son 16 turundaki karşılaşmalar bu şekilde oldu. Dilerseniz kura çekimine geçelim. Saat ve günler belirleyelim. Akabinde günümüz belli. Pazar evet, günü aslında. Pazar günü oynanacak mücadeleler. Saatler belirlendikten sonra da eşleşmelerle ilgili yorumlarımıza geçelim. Kura çekiminde. Evet, kura çekiminde saatler belirlenecek. Mücadeleler pazar günü oynanacak. Bir tarafta saatlerin olmuş olduğu toplar var. Bir tarafta da eşleşmelerin olmuş olduğu toplar var. Ertan, saati mi çekmek istersin? Takımları mı? Erdin? Ben düzenden yanayım. Önümdekini ben çekeyim. Ben de takımları çekeyim. Yani takımların olmuş olduğu toplar bu eşleşmeler orada. Evet, eşleşmeler burada. Saatlerimiz de burada. Erdinç, seninle başlayalım o zaman. İlk eşleşmemizi çekelim. Herkes için hayırlısı olsun. Hayırlı evet. Olsun. Rider Rangers, Yakuplu Demirspor. Rider Rangers, Yakuplu Demirspor. İlk çekilen eşleşmemiz. Yakuplu Demirspor Rider Rangers. 20.00 pazar günü saat 8. 20'de oynanacak pazar günü Yakuplu Demirspor Rider Rangers karşılaşması, ikinci eşleşmemizi çekelim. İkinci eşleşmemiz Parseller Pro Rotasızlar FC. Parseller Pro Rotasızlar FC. Ellerimiz terledi. Yoğun bir nem var doğal olarak. 21. Evet, Rider düzeltiyorum. Parseller Pro Rotasızlar FC pazar günü saat 21'de oynanacak. Bu çekelim karşılaşmamız, ya. Evet, diğer karşılaşmamızı, eşleşmemizi çekelim. Diğer eşleşmemiz. Zeno Esenler Şatto. Zeno Esenler Şatto. Saat 22, sırayla gittik. Sırayla gittik, evet. Zeno Esenler Şatto mücadelesi saat 22'de oynanacak pazar günü. Son eşleşmemiz. Onu da çekelim. Red Storm Deva Beylikdüzü. Red Storm FC Deva Beylikdüzü karşılaşması. Saat 23'e denk geldi. Evet. Saat 23'te oynanacak pazar günü. Kurallarımız da gerçekten 20-21, 22-23 olarak gerçekleşmiş oldu. Tüm takımlarımıza çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Hangi mücadeleyle başlayalım? Sırayla gidelim isterseniz. Evet, tamam. Rider Rangers, Yakuplu Demirspor mücadelesiyle pazar günü saat 20'de start verecek çeyrek final mücadelelerimiz. Keyifli bir mücadele olmasını bekliyorum. Rider Rangers, Yakuplu Demirspor eşleşmesi. Ertan, ne düşünüyorsun bu karşılaşma özelinde? İçimden bu maçla alakalı az gollü bir maç geçiyor niyeyse. Ve bu maçta da ben bir penaltılar bekliyorum. Yani oyunu çok sıkışacağını düşünüyorum. Özellikle Yakuplu Demir'in orta alanı. Ertuğ çok pres gücü yüksek bir oyuncu. Teknik olarak belki üst seviyede bir oyuncu değil ama kondisyon olarak inanılmaz yüksek bir kondisyona sahip. Sağdın her yerinde. Rider Rangers'ın orta sahası da aynı şekilde. Özellikle eğer Muaz bu sefer ön tarafta oynamazsa, göbek orta alanda oynarsa, ben orta sahada çok kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Bu maçın skorunu kestiremiyorum. İçimden skor olarak 1-1 geçiyor niyeyse. Uzatmaya gidecek gibi hissediyorum bu maçı. Rider Rangers ya. Bu sen neler düşünüyorsun? Rider Rangers'ın kalitesinin durumu da çok önemli. En son maç sakatlanmıştı. Tedavisine sanırım oynayamayacak bu arada. Kalede kim olacak? O Derviş aslında olacaktır muhtemelen. Yani Muam'la Yakuplu'yu sanki bir adım daha önde görüyorum. Rider Rangers'ın kalecisinin durumunu bilmediğimden söylüyorum. Ama hani bir yüzde vermiş olsa
55 Yakup Bulut. Bu arada 45, şunu da unutmadan söyleyeyim. Ryder Rangers'ın kadrosunda belki sizin de bilginiz yok ama Molo var. Molo'nun bu maçta oynayıp oynamaması da çok kritik bence. Yani Ryder Rangers bunu playofflarda yaptı. Riske girmeyi seven bir ekip. Evet. Bunu anlamış olduk. Çok seviyorum. Bana çok ters olan bir durum bence. Playofflarda böyle bir riskin altına girmem ama korkusuzca bunu diğer programda da dile getirdim. Gerçekleştiriyorlar. Bu arada favorin hangi ekip bu mücadelede? Ben beraberlik bekliyorum maçta. Penaltıların ardından. Penaltıların benim için bir önemi yok. Yani ben mücadelenin tamam, 50 dakikası. Söyle o zaman. Ben bu maçta Yakup'lu bir adım önde total skordan bahsediyorum bu arada. Maç beraber bitecek. Ben de Yakup'lu'nun üstüne çıkacağını düşünüyorum. 55-45. Yakup'lu, ben Ryder'ı görüyorum. Neden? Daha hızlı bir ekip bence Yakup Demirspor'a göre. Eğer Yakup Demirspor'da mücadelede Ryder Rangers aslında bunu çok fazla yaşıyor. Bir anda kalesinde goller görebiliyor. Çok çabuk demoralize olan bir ekip. Yakup Demirspor 1-0, 2-0, 3-0 döne geçse bu mücadelede Ryder Rangers rakibini tartıp iyicene oyununu öğrendikten sonra bence skora dengeyi getireceğini düşünüyorum bu mücadelede. Beraberlik bilmiyorum. Bana biraz uzak geliyor bu karşılaşmada. Evet, Yakup Demirspor'un kadrosu çok iyi ama Ryder Rangers sanki hızından, daha çevikliğinden dolayı bir tık bana önde geliyor. Ryder Rangers'ın aslında Yakup'a göre bir avantajı şu var. Yedek oyuncularıyla da birlikte geliyorlar. Yani maçın sonucuna göre ya bir defans oyuncusu olabiliyorlar ya da bir hücum oyuncusu alıp oyunu değiştirebiliyorlar. Yani Green Screen maçında da gördük. Nihat'ı çıkarıp Nihat'ı aldılar, skoru değiştirdiler. Bence Ryder Rangers'da Nihat oturmadı. Bu arada ben burada atladığım bir şey var. Ryder'ın kalesinde bu hafta Toprak oynayabilir. Evet. Unuttuğumuz bir detay ve çok da kritik bir detay. Evet. Yani özellikle Yakuplu'nun ön bölgesi şut atmayı çok seven bir ön üçlüsü var. Ama kalede de Toprak olursa Toprak buna geçit verecek bir kaleci değil. Evet. Bir şey daha eklemek istiyorum bu arada. Bu maç özelinde söylüyorum. Bu maçta takımı eksik kalmayan ekip 1-0 önde başlar. Evet. Kesinlikle. Benim favorim Ryder Rangers. Sizin favoriniz değil. Ben Yakup'un diğer bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum maçta. İki takıma da başarılar diyoruz. Keyifli bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. Parseller Pro Rotasızlar mücadelesi 21'de oynanacak. Bu maç özelinde neler söylemek istersin? Ben Parseller'in bu maçta net favori olduğunu düşünüyorum. Gerekçesi de şu, çok özür diliyorum. Gerekçesi de şu. Rotasızların müsabakasını izlediğim zaman ciddi bir kopukluk var. Yani Nazım Durmuş uzun top atacak, Adem Çalık topu indirecek, biri yaklaşacak ya da Adem Çalık bireysel bir şey yapacak, rakibi sırtlayacak, dönecek, vuracak. Parseller de onu döndürecek. Parseller onu döndürmez. Ayrıca orta alanda Parseller ciddi tempolu bir takım. Evet. Yani Vetti çok iyi ayakları var. Ben bu maçta Parseller'i bir iki adım önde görüyorum. Sen peki? Gençlik ateşiyle tecrübenin savaşması aslında. Rotasızlar bildiğim kadarıyla şu anki playoff kadrosunda yaş ortalaması en yüksek olan takım. Evet, muhtemelen. Parseller Pro'da oyun oynamaya çalışan bir ekip. Rotasızlar da aynı şekilde ama Rotasızlar sanki daha çok... Oyun planı çok belli değil mi? Evet, yani Adem abinin ayağına çok bakıyorlar. Kesinlikle. Nasıl oldu da Nazım Durmuş beke geçti? Ben hala anlamadım. Bence kadro planlamasıyla alakalı bu. Evet. Çok şaşırıyorum. Çünkü Nazım Durmuş bence gerçek bir lider. Gerçek bir 10 numara bence. Evet. Gerçek bir lider. Hep diyorum yani Nazım Durmuş'u olan bir takım nasıl şampiyon olamaz? Gerçekten yani mükemmel bir liderlik özelliği var. Kalitesi zaten ortada. Kalecisi iyi bir takım. Evet. Ben Nazım Durmuş özelinde hep Rotasızlar deyince Nazım Durmuş var. Evet, bir şeyler yapabilir takıma, bir şeyler. Şöyle aslında ama atanın tutanının yetmeyeceği bir maç olabilir Rotasızlar için. Evet, olabilir, doğru. Evet, olur. Parseller Pro temposuyla bir daha önde gibi görünüyor. Ama pas oyunu başını döndürebilir yani. Evet. Yani bakalım Ulvi Kaptan bu maç özelinde nasıl bir kadroyla sahada olacak. Bu şekilde görüştüğümüz başka eklemek istediğiniz bir şey. Bence de hani bir tık Parseller Pro sanki daha önde gibi. Yani Rotasızlar playofflarda o bence hala bir de daha coşkulu değil miydi ya? Kesinlikle öyle. Göreceğiz.
Diğer karşılaşmamız, iki ekibe de bu arada başarılar diliyoruz. Parseller Pro Rotosizler mücadelesi saat 21'de oynanacak. Pazar günü diğer karşılaşmamız Zeno Esenler Şatto mücadelesi saat 22'de oynanacak. Çok kritik bir karşılaşma bence. Önemli bir karşılaşma, güzel bir karşılaşma. Neler düşünüyorsunuz bu mücadeleyle alakalı? Ben biraz düşünmek istiyorum. Yani. Ben şu an yaşıyorum maçı. Yani sonucun odaklanmaya çalışıyorum. Ben de kafamda oynuyorum şu an ama hani sanki Esenler Şatto yine öne geçip Zeno yakalayıp böyle bir penaltılar ya da bir son dakika golüyle galibiyete birinin ulaşabileceğini düşünüyorum. Zeno böyle bir maçları tamam, Kuru Çeşme mücadelesi bence beni çok yanılttı. Hani Zeno, benim daha bildiğim rahat Zeno geçer. Evet. Pas oyunu yapar. Her şekilde o kalede Kuru Çeşme karşısında golü bulur düşüncesi vardı bende ama bu düşünceden çok ayrı bir Zeno ortaya çıktı ama Şatlı'ya karşı bence farklı bir Zeno izleyeceğiz. Daha iyi bir Zeno izleyeceğiz. Başta Şatlı'yı izleyen bir Zeno olacak mücadelede. Daha sonrasında atağa geçeceklerini düşünüyorum. Ama favori kısmında siz söyledikten sonra ben de favorimi size söyleyeyim. Bir not almışım. Onu bir söylemek istiyorum. Zeno birinci haftadaki kadrosu neyse playoff'ta şu ana kadar bir evet. Kadrosu da aynı. Hemen Tek hepsi. Takım. Ve bu ciddi bir avantaj. Ferhat Kaplan vardı. Sanırım. O misafir olarak oynadı Parseller Pro'da. Gürsti'de aynı şekilde. Hatta rotasızlarda. ben bu maçla alakalı görüşüm. Ben Şatto'nun Zeno'yu rahat geçeceğini düşünüyorum. Bence de Zeno tek yenilgiyle ligi elenen geçen seneki Alastiga gibi takım, olacak evet, gibi duruyor. Elenen ilk takım olabilir. Bunu neden söylüyorum ben bu arada? Gerekçesini de bildireyim. Ben ön tarafıyla alakalı bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Arsa savunma. Evet. Yani Eyüp orta sahada savaşan tek isim Zeno'da. Ferhat Kaplan savunmada kalmasına rağmen çok fazla hücuma destek atıyor. Oyun ki kuran bir bu işi de iyi bir yapıyor. Ama savunma yönü biraz zayıf bir isim. Erhan Çakıcı savunmada bence onların zayıf karnı olabilir playoff'ta. bir de Esenler Şatto toplu hücum, toplu defans yapan bir takım. Kesinlikle. Biraz baş ağrıtabilir ama çok da kıran kırana bir maç olacak burası. Evet. İki ekibe de başarılar diliyoruz. Ben aradan sıyrılıyorum. Ben. Seni kötü düşündü bu arada. Ya ben Şatto düşünüyorum. Ben Şatto'nun tur geçeceğini düşünüyorum bu mücadelede de. Gerçekten Zeno'nun savunması alarm veriyor. İki ekibe de başarılar diliyoruz. Çeyrek finalde 22'de oynanacak. Keyifli bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Diğer karşılaşmamız, son mücadelemiz çeyrek finalde. Restorm FC Deva Beylikdüzü karşılaşması. Deva Beylikdüzü Gürsti mücadelesinde favorim Deva Beylikdüzü'ydü. Bu mücadelede favorim açık ara Restorm. siz tabii yorumlarınızı getirin. Ben de sonrasında yorumlarım. Sen şimdi Redstone dedim. Koran maçın böyle 40. dakikasından sonra sana dönüp bir şeyler söylersen. Yok, bunu bu maçta Korhan'a bir şey söyletmeyecek bence Redstone. Benim yüzümü de kara çıkartmayacağını düşünüyorum. evet, Ertan ne düşünüyorsun bu mücadele hakkında? Ben bu maçın ilk yarıda biteceğini düşünüyorum. Çok iddialı bir cümle söyleyeyim. Evet, öyle dedi. Çünkü sen... Deva, bunu lig maçlarında da yaşadık. Farkı açıldığı maçlarda genelde oyundan kopuyor. Bu maçta yine... Gergin bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç düşünmüyorum. Ben aksini düşünüyorum. Korhan'la Red Storm orta sahasının biraz böyle dalaşacağını. Çok doğal. Tabii oyun içinde kaldığı sürece hiç sıkıntı yok. Ama hani bence de Red Storm bir adım önde. Bu arada Deva'nın gerçekten iyi bir kadrosu var. Kesinlikle. Birbirini çok iyi tanıyan bir takım. Çok iyi tanıyan bir takım. Evet. Ama ne kadar iyi tanırsa tanısın. Deva'nın hiçbir maçını böyle rakibini sürgülese ettiğini hatırlıyor musunuz? Gürsti maçı dahil söylüyorum bunu. Yok. Gürsti çok kötüydü o maç bu arada. Evet. Yani Deva evet birbirini çok iyi tanıyorlar ama hiçbir maçı ben aldı böyle baştan sona vura vura gitti diye bir maçı hatırlayamıyorum. Bir maç var. Yani, Alfa Team maçı. Yani 15 ki Alfa Team'in bu sezonki performansını da biliyoruz yani. Hani evet, onu da baz almamak lazım yani. Ama Red Storm'un çok baskılı vura vura aldığı çok maç var. Evet. Hele ki şu an takım amiyane bir tabir kullanayım yanıyor adeta. Yani bu ateşe Deva dayanabileceğini düşünmüyorum ben. Kesinlikle. Red Storm bence de Deva Beylikdüzü karşısında favori. Görmüş olduğum bir ekip. Deva Beylikdüzü tabii ki de kalitesi, kadro kalitesi üst düzey ama
Red Storm FC'ye dayanabileceğini düşünmüyorum. Ne yazık ki. Bakalım göreceğiz bu mücadelede. Saat 23'te oynanacak pazar. Ben bir şey sorabilir miyim sana? Sence bu maçtaki kilit oyuncular kimler olur? İki ekip adına da bir isim istiyorum sana. İsa Mehmet Han. Erlinç. Ünal. Red Storm tarafında. Öbür tarafta da Ahmet. Kesinlikle. Benim de ilk sayacağım isim Ahmet. Diğeri de Kadir. Diye düşünüyorum. Ya özellikle Ahmet kısmı çok kritik bence. Kaledeki performans. Kesinlikle. İyi bir kaleci. Gününde oldu mu başı ağrıtabiliyor. Ama Deva Beylikdüzü'nün savunması da bence iyi bir savunması var. Yani Mehmet Han o alanda ligin en iyi stoperlerinden. Mehmet Han iyi bir stoper ancak yanında evet. Eren'le mi başlayacaklar yoksa Bora normalde stoper forvet oynuyor onunla mı başlayacaklar? Evet. Kadro tercihlerini bence rakibi izleyerek yapmak daha mantıklı. Çok da geniş olabilir. Bir kadroyla da girmediler lige bu arada. Evet. Yani 8 kişilik bir kadrosu var Deva'nın. Kendini çok güvenen bir 8 kişi. Bakalım ligin en formda takımıyla benim için şu an en formda takım Red Storm. Bakalım nasıl başa çıkabilecekler. Ben bu mücadeleden ziyade az önce bence söylemeyi unuttum. Mesela Zeno Şatto maçında kırmızı kart bekliyorum. Hiç yaşamadım kafamda. Yani benim bir oy hakkım olsaydı ben Red Storm ve Yakup'lu maçlarında bir kırmızı kart oyumu kullanırdım yani. Ben şöyle, o zaman ben de fikrimi söyleyeyim. Ben o zaman Yakup'lu maçında iki kırmızı bekliyorum, diğerlerini bekliyorum. Hepimiz aslında her maçta bekliyormuşuz. Yani çünkü şey artık kaybettiğinde gerisi olmayacak bir maç. Geri dönüş olmayacak bir maç. O yüzden sinirler de yükselebilir. Anlık hatalar da olabilir. Rotasızlarda Veysel gelmiyor. Bence stratejik olarak yapıyorlar. Yani şimdi Veysel biraz ağır bir stoper. Cüsseli bir stoper. Tek hamleli olarak değerlendirdiğimiz stoperlerden birisi. Bu Veysel'i oynatman için rakibin forvetinde fiziksel anlamda kuvvetli bir adam olması gerekiyor. Şimdi Veysel pırpır rakiplere karşı çok sıkıntı yaşadı. Evet. Bence maçına göre kadro kurmaya başladı şu an rotasızlar. Ama elindeki kadro buna müsait mi? Bir de ona bakmak lazım. Evet. Peki. Tabii bu karşılaşmalardan sonra yarı final oynanacak. Hı hı. Yarı final ilgili nasıl bir eşleşme olur sizce? Hangi takımlar eşleşir? Nasıl olur? Playoff ağacını biliyoruz. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Playoff ağacının sol tarafına bakarsak. Evet. Yani Zeno Şatto o tarafta. Red Storm Deva Beylikdüzü var. Aynen öyle. Yani onları düşünürsek yarı final hangi takımlar kalabilir? Zeno Şatto karşılaşmasından Esen'le Şatto'yu ben bu arada daha ne görüyorum. Şeyi soracağım o zaman bu programda. Finale kadar sormak istiyorum. Gerçekten merak ediyorum düşüncelerinizi. Ki hepsini izlemiş olduk zaten bu haftayla birlikte. Yani az çok kadrolar hakkında da bilgimiz var. Hı-hı. Bu hafta izlemediğimiz hiçbir rakip kalmadı çünkü. Evet. Zeno Esen'le Şatto tarafında Esen'le Şatto'yu bir tık önde görüyorum. Red Storm, Deva Beylikdüzü tarafında da Red Storm'u önde görüyorum. Dolayısıyla bana göre Red Storm'la Esenler Şatto eşleşmesi oluyor. O eşleşme içinde sanki o maçı geçen finalde kazanır gibi geliyor bana. Yani final ne diyorsun? Önce onu söyler misin? Esenler Şatto Red Storm maçına çok araftayım. Penaltılara kalır. Bu bir final, finalin cevabı olmadı bu. O zaman Esenler Şatlı'nın ben finale çıkacağını düşünüyorum. Ben şimdi ağacı gözümün önüne getirdim. Ben Şatlı'nın Zeno'yu geçeceğini, Red Storm'un da Deva Beylikdüzü'nün geçeceğini, ardından karşılaştıkların mücadelede Red Storm'un Şatlı'yı geçeceğini, finalin ilk takımının Red Storm olacağını düşünüyorum. Bu bir. İkinci tarafta Yakuplu'nun Rider Rangers'ı geçeceğini düşündüm. Parsellerin de Rotasızları geçeceğini düşündüm. Yakuplu Parseller maçını Parseller geçer diye düşündüm. Finali de Red Storm Parseller olarak ilan ediyorum kendi adıma. Seni tebrik ediyorum. Futbolu bilen konuşuyor diyorsun. Ben de böyle düşünüyorum. Bu arada bunların hepsi değişse de tam tersi de çıksa bizi az buçuk tanımışsınızdır. Biz skorun hiçbir önemi yok bizler için. Biz oynanan futbolun aşığıyız. Evet, keyif tarafındayız. Keyif tarafındayız biz.
tüm takımlarda böyle olsun çok isteriz. Ama tabii ki ortada bir rekabet var. Evet. Ne gerekiyorsa herkes her şeyi yapacak. Bizim bunu yorumlamamızı yanlış anlamayın. Rica ediyoruz hepinizden. Biz çünkü çok keyif alarak yapıyoruz bu işi. İzlediklerimize göre değerlendiriyoruz. Bizler sizlerin hem futbolunu hem kişiliklerini her zaman saygı duyduk. Lütfen tekrarlıyorum, bu yorumlarımızı yanlış anlamayın. Sadece bizlerin futbol görüşüyle alakalı bir durum bu. Ben finalin Red Storm Parseller Pro olacağını düşünüyorum. Hatta bir tık ileri gidiyorum. Parseller Pro'nun Red Storm'u da yeneceğini düşünüyorum. Yani Ertan aslında bu yorumları yapıyor tabii ki de. Biz işin keyif tarafındayız ama kimse bilmiyor. Ertan yoğun bir iddia... analiz. takımlara iddia oynatıyor arkadaşlar. Takımları birbirine kırdıracağız. Tabii ki de şaka bir tarafa, biz işin keyif tarafındayız. Hak edenin kazanmış olduğu bir lig olur, final olur. Ben Ertan'ın söyleyeceklerini söyleyecektim aslında finale kadar. Bu tarafta Red Storm FC Shadow mücadelesinin oynanacağını düşünüyorum yarı finalde. Red Storm'un da Shadow'u çok zorlanmayacağını düşünüyorum o mücadele. Tabii ki de Shadow çok kaliteli bir ekip. Red Storm çok ters Yalçın. Evet, çok ters bir ekip. Yani bence Shadow'a karşı bambaşka bir Red Storm izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de Shadow orada yenerse sanıyorum sosyal medyada da bizi kırpıp bir paylaşacaklardır. Göreceğiz. Ben Red Storm FC'nin. Bu arada sen finalde... Ben finalde Parseller Red Storm oynar dedim. Parseller kazanır dedim. Ha, sen yine şey yapmıyoruz. Futbolu bilen konuşuyor. Eğer böyle bir final olursa da Red Storm FC sezonun şampiyonu olur arkadaşlar. Bu söylediklerimi de asla unutmayın diyorum. Evet. Yarı final sonrası finalle alakalı tam olarak senin görüşünü ben aslında anlayamadım. Ben genel olarak anlayamadım onu. Şeşmelerden sonrasında nereye varacağını anlayamadım. Muhtemelen o buradan detti mi falan şampiyon çıkar tabii. Yok, şöyle. Yakuplu Ryder tarafında Yakuplu'nun bir adım daha önde, yani üst tura çıkacağını düşünüyorum yarı finale. Parseller, rotasızlar maçında ben de sizle aynı fikirdeyim. Parseller dinamizmle rotasızları saf dışı bırakacağını düşünüyorum. Sol taraf, ağacın sol tarafını zaten söyledim. Ya ağacın sol tarafı alev almıyor mu ya? Evet. Eşleşmeler öyle geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Esenler Shadow'la Red Storm oynayacağını ve ben Esenler Shadow'un çıkacağını düşünüyorum. Ve finalde de Esenler Shadow ve Parseller maçının... Harika maçtı onların maçı da bu arada. Ligde. Evet, mükemmel maç. Şey aslında, savunma takımıyla hücum takımı evet. Oynuyormuş gibi olacak. Hangisi kazanır bilmiyorum. Ama benim bir oyum olsaydı bu sefer hücum takımına oynardım. Öyle ben de Parseller Pro'nun kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten... Çok yokluyorlar ya. Çok yokluyorlar. Hani bir olmuyor, iki olmuyor. Tekrardan topu alıp yarı sahada oynatıyorlar aslında. Ay, kesinlikle öyle. Ben Parseller uzun zamandır öyle bir ekip izlemedim yani. Bakın hiç arkadaşlar çekimli. Atladığımız bir konu var yalnız. Sinyal geldi. Geldi. Vahiy. Şimdi Ryder Rangers bence Yakup Demirspor'u geçecek. Yakup Demirspor'u geçtikten sonra rotasızlarda Parseller Pro'ya geçecek yarı finalde. Rotasızlar Parseller'i geçecek. Şey, özür diliyorum, pardon. Parseller Pro da rotasızları geçecek. Tamam. Diğer tarafta. Tamam. Benim düşüncem bu yönde. Parseller Pro Ryder Rangers mücadelesi yarı finalde oynanacak. Ryder Rangers yarı finalde. Daim ahtapot gibi konuştu ya. Ryder Rangers yarı finalde Parseller Pro'yu eleyebilir. Yalçın. Molo dedin. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl anlamadınız arkadaş yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Aslında şöyle, ben biraz toparlayacak olursam, ben biz bu yorumları yapıyoruz ama takımlar bazıları kırılıyor da olabilirler. Sanırım çok sevimli bir ortam bu yani. Şunu açıklayacağım. Maç izlemeye geldiklerinde de şunu söylüyorlar zaten. Ben hep o tarafta olduğum için hani diyorlar ki evet, gerçekten bizim de kendi aramızda konuştuğumuz yorumların aynısını yapmışsınız, dile getirmişsiniz. Biz de takımımızda bu sıkıntıları görüyoruz. Yapmamamız gereken şeylerdi. İyi bir izleyicisiniz.
O yüzden hani bizim için bir sıkıntı yok. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. Evet, ben de çok şey duydum bunu. Bence ben bir de şunu ekleyeyim. Rider Rangers ne düşünüyordur biliyor musunuz? Bak çok samimiyim bu konuda. Çok denetim. Bence Rider Rangers Parseller Pro'yu şimdiden analiz etmeye başlamıştır. Ben katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Şöyle ligde Rider Rangers'ın hiç rahat maçı yok. Bu arada, ama şeyde Ramazan Kap'ta da çok iyi performans var. Final oynadı. Evet. Yani bu havayı soludu kısmen ama yine kadrosu farklı. Çok farklı. Çok farklı. Yani... Ve bu maça bence hala şu an hangi kadroyla çıkacaklarını bilmiyorlar. Ve ben şuna da eminim. Yeni diğer başlayacak olan Best of League'de de bence farklı bir kadroyla yeni sezonda olacaktır Rider Rangers. Yani bu, sürekli bu hava var. Her sene. Değişmeyen tek şey isimleri olacak bence. Muhtemelen öyle. Evet. Görüşlerimiz bu yöndeydi. Benim final favorim Red Storm FC arkadaşlar. Bu sezon şampiyon olur favorim. Ben çünkü Shadow'u şampiyon olur gözüyle bakıyordum. Buna noktayı koyayım. Yani şöyle ki özür diliyorum. Son 24'ten itibaren sorduğun takımlar arasında herkesin favori gördüğü takımlar şu an devam ediyor yoluna. Devam ediyor. Sen evet. Shadow, Erdinç Yakup, evet. Demir, ben Parseller Pro dedim. Doğru. Ama ben Shadow fikrimi değiştirmek istiyorum. Red Storm diyeceksin. Red Storm diyeceğim çünkü Siviller maçındaki Shadow o ligdeki Shadow değildi. Ama rakip de son şampiyon ama. Tamam son şampiyon ama bu futbol değil yani. Bence Siviller karşısındaki futbol şampiyonluğa yetecek bir ben oyun çok, değil. Ben çok katılmıyorum. Buradaki bence kritik nokta neydi biliyor musunuz? Gene aynı yere döneceğiz ama bu maçtaki Shadow'un bu seviyeye düşmesinin sebebi bence Shadow'un kalecisi. Alaaddin'in olmayışıydı. Çünkü iki tane net hatalı gol yedi. Shadow'un kalecisi. Emir'in şutu bence bir kalecinin evet. Yememesi gereken bir evet. Şut. O bölgeden. Yani kolay yok, bir şut da değil ki yani. Yani katılmıyorum. Siz o topun gidişini evet, gördünüz mü? Top dönüyor yani. Benim önümde gitti o top. Top yani dönüyor. Bu seviyede yenecek bir gol değil. Shadow gibi bir takımın o seviyede yiyebileceği bir gol değil. Yani çünkü Emir'e güvenmediği için önünü bile kapatmadılar. Ben Alaaddin olsa da o golü ben kesinlikle Alaaddin'in fark yaratabileceğini düşünüyorum. Tamam. Kaleciye bağlıyorsun. Tabii. Ben Siviller maçındaki Shadow'un geriye yani yediği gollerde kaleci hatası olduğunu düşünüyorum. Galibiyette de Erin'in golü hariç. Özür maçın penaltılara gitmesinde de Siviller'in bariz iki tane hatası var zaten. Kesinlikle. Ama olayın başta konuştuk. O zaten net. Ama Shadow'un yapmış olduğu hatalar Siviller kadar böyle aman aman büyük hatalar değil. Yani skora çok böyle etki edici çok böyle etki edecek hatalar değil bence. O yüzden yani benim görüşüm bu sezon hep şeydi. Shadow evet gerçekten. Sen bir de şimdi Red Storm'un kalecisini de çok beğendin. Biraz ben Red Storm'un oradan... kalecisini değil. Yani Red Storm'un oyununa bayıldım. Gerçekten mükemmel bir oyun oynuyorlar. Sahanın her yerinde basıyorlar. Her yerinde o topu aldıktan sonra evet İsa'sı, Kadir'i, Batuhan'ı, Sezer. İşte her isim. Ünal'ı mesela işte diyoruz ki evet form düşüklüğü var ama Ünal'ın bile yapmış olduğu işler... Sağ içinde. Yalçın ben sana özel bir soru sormak istiyorum. Evet. Yani biz yıllarca oynadık. Yani sen gerek yönetici tarafında evet. Oldun, gerek kalede oyunda oldun. Ya biz ya rakip oynarken rakipleri çok fazla analiz ediyorduk. Evet. Hatırlarsın sen de. Sence takımlar bu sezon rakipleri analiz ediyorlar mı? Ben ettiklerini düşünmüyorum bu arada. Yakutlu Demirspor haricinde düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum ve gerçekten kolay analiz edilebilecek takımlar var şu an. Yani Siviller İstanbul'da ediyor. Rider Rangers de bence ediyor. Evet, çünkü Siviller İstanbul sahaya geldiği zaman örneğin özellikle... senin şu an favori gördüğün Red Storm'u sence analiz eden bir takım var mıdır? Ya da analiz etse çözebilecek bir takım var mıdır? Yoktur. Bence vardır. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Red Storm'u bence ligdeki tüm takımların oyununu Emrah Kaptan kadar iyi bilen başka bir katılıyorum. Kaptan yoktur. Sercan bu arada Rider Rangers'ta Sercan. Evet Sercan. İyi biliyor. Evet. Mesela ben Emrah Kaptan'la konuştuğum zaman takır takır sayıyor. Bazen benim takıldığım yerde diyor ki işte bak şu maçta şu oyunun şu anında şu anında işte şöyle oynadılar. Evet, bazı falan. İsimler gerçekten çok ilgili tüm maçlara. Bazı takım kaptanları da maç bakıyorlar. Yok hiç bakmıyor. Hiç mesela Zeynep Erhan Çakıcı. Evet. Bugün diyor ki bizim maç var mı ne zaman rakip kim? Çeyrek final maçına çıkıyor takım. Erhan abinin mizacı mıdır artık gerçekten hani biz maç olsun gelelim belki oynayalım şey havasında. Ondan dolayı diyorum. Ya buna espri olarak söylüyorum tabii. Peki bir şey sormak istiyorum. Artık çeyrek final oynanacak.
Ertan bir takım kurdun. Halısa. Best of League'e katılacaksın. Yani sen yazmaya başla şimdi. Peki bu çeyrek finalden itibaren mi geçerli olacak? Ya, yani son 24 dahil mi? Hayır, şu an takımların, yok. Şu anki takımların performans playoff'a girdi artık takımlar ve izledik şu ana kadar takımları. Neler yaptıklarını biliyoruz takımların aslında. Takım kuracaksın. Dedin ki ya best of takımlarda. İlk 7'in nasıl olurdu? Ben son 24'ü baz alıyorum bu arada. Tamam. Ben kalede Gürsti'den Miraç. Evet. Sol tarafta ben üçlü oynayacağım. Bunu bu arada şimdi yapıyorum. Sol bekte Parseller Pro'dan Talha. Stoper mevkiinde şöyle bir takımlara da bakıyorum bir anda. Mehmet Han. Sağ taraf için de ben Abdullah Tekçe solda oynuyor ama onu sağa alacağım. Ya Talha da gerçi. Hatta biz Talha'ya Ferdi Kadıoğlu diyoruz. Evet, her tarafta. Talha'yı sağa alıyorum bu arada. Abdullah'ı sola mevkisine alıyorum. İki tarafta oynayabilirim. İnanılmaz. Boy ortalaması kısa ama ayakları kuvvetli 3 adamla çıkıyorum ben. Miraç'la beraber 4 yaptım. Orta alana ben savunmanın önüne Nazım Durmuş'u koyarım. Evet. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5 oldum. Ön tarafına İsa'yı alırım. Tekrar bakıyorum kadroya. Bir takımdan bir tane istiyorum açıkçası. Çok da fazla koymak istemiyorum. Forvet hattına da Yakuplu Demirspor'dan Ender'i alırım. Yani takımım şu. Gürsli'den Miraç kalede. Evet. Sağ bekte Talha. Sol bekte Abdullah Tepçe. Stoper'de Mehmet Han. Önlerinde Nazım Durmuş ve İsa. Ön alanda Forvet'te de Ender. İlk 7'sini çıkartırdım. Şu an ilk son 24 turuyla çıkartacağım kadro. Sen peki? Rotasızlardan Ulvi Kaya'yla başlardım. Daha sonra Sivrilerden bu turda geldiği için Emir'i koyardım. Ondan sonra Esenler Şatlı'dan Doğa'yı koyardım. Zeno'dan Ferhat'ı koyardım sol beke. Ön tarafa Deva Beylikdüzü'nden Korhan, Red Storm'dan İsa, Forvet'e de Adem Çalık diyecek. Yok, Adem Çalık değil. Esenler Şatlo'dan Ömer'i koyardım. Evet. Senin var mı bir fikrin? Ben fikrim bana kalsın ya. Ertan'ın 7'si daha bir şey sanki. Daha kemik bir 7. Bence de daha iyi abi. İstiyorsanız. Daha yaptıralım. Daha iyi bir 7 gibi. Ben Talha'yı çok beğeniyorum. Talha evet. Çok beğeniyorum. Ya mesela bu kadroya giremeyen bence Enes Musullu var. Unuttuğumuz. İşte ben her takımdan bir tane yazmak istediğim için. Benim iki tane oldu ama. Ferhat hangi Ferhat? Ferhat Kaplan. Ferhat Kaplan. İşte Ferhat Kaplan. Ferhat Kaplan da bal yapamayan arı gibi. Ama çok iyi oyun kuruyor. İyi oyun kuruyor. Çok. Ters açıyı çok iyi görebiliyor. Evet. Ters açıyı çok iyi kuruyor ve tekniği gerçekten çok mükemmel. Geriye düştüğünde ileride kullanabileceğim bir defans oyuncusu gibi aslında. Ligin çok iyi tekniğe sahip. Ama benim beklerim var ya, Mehmet Han'ı çok yalnız bırakır. Bunu Mehmet Han düşünsün. Evet, yorumlar bu şekilde. Var mı eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Programı da yavaş yavaş kapatalım. Her takıma sakatlıksız, kazasız, bol keyifli, bol gollü. Sahadan çıktıklarında biz bugün zevk aldık diyebilecekleri mücadeleler temenni ediyoruz en başta. Program içerisinde belirttiğim gibi üçümüzün yorumları da bizler tamamen futbol görüşlerimizle alakalı, hiçbir takıma karşı bir art niyetimiz ya da niyetimiz yok, kötü niyetimiz yok. Bu gülüşmelerimiz belki kimse kimseyi kırmasın. Gayet keyifli maçlar geçeceğini düşünüyoruz. Herkese sonsuz başarılar diliyoruz. Herkes şampiyon olsun çok istiyoruz. Ama futbol bu. Güzel tarafı da bu. Kazanan bir takım olacak. Tekrar sakatlıksız başarılar, başarılı bir sezon diliyoruz. Sen Erdinç neler eklemek istiyorsun son olarak? Öncelikle artık hatanın olmadığı maçlara başlıyoruz yine. Herkes için hayırlısı olsun. Kazananları şimdiden tebrik edelim.
Güzel futbol izlesinler. Yani konuştuğumuz gibi rotasızlar Özbaşlar maçında Özbaşlar yenildi ama Ertan'ın dediği gibi hani yenileceksen böyle yenil. Evet. Buna kimse üzülmez. Der ki biz yaptık yapabileceğimizi ama kaleciyi geçemedik deriz. Toparlayacak da olursak herkesin vurduğu gol olsun. Sakatlıksız maçlar geçsin. Seyir zevki güzel olan maçlar oynansın. Ve finale kadar bütün takımlara başarılar diliyorum. Evet, bu arada çekim yaptığımız stüdyomuz bir çiftlik alanının içerisinde. O yüzden zaman zaman çevreden kedi köpek sesleri yayınımıza yansıyabilir. Son olarak tabii ki de hak edenin kazandığı bir sezon olmasını ben temenni ediyorum. Maçlarda bazen gerçekten gereksiz gerginlikler olabiliyor. Bunlara son vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, zaman zaman gerilebiliyoruz. Bazen kötü oyunumuz çenemize vurduğu zamanlar olabiliyor. Bizler işin keyif tarafındayız. Sizlerin de keyif almasını istiyoruz. Herkes keyif alsın. Maç bittiği zaman iki ekibin de kol kola sarılarak birbirini tebrik ettiği anları aslında tanıklık etmek istiyoruz. Bunu sağlayabilen takımlar gerçekten var. Ancak sağlayamayan takımların da bunu sağlamasını temenni ediyoruz aslında. Görmek istediğimiz, aslında herkesin görmek istediği görüntüler bunlar. Bu görüntüler oluştuktan sonra o mağlubiyeti de aslında saha içerisinde bir şekilde unutuyor ekipler o an için. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Best of League çeyrek final kura çekimi özel programımız bu şekilde gerçekleşti. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.